Lokanta usulü kuru fasulye. 2 su bardağı kuru fasulye, 100 gram sucuk, 2 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 su bardağı et suyu, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Evet, şimdi dedik ki bir kuru fasulye artık çok havalar sıcaklaşmadan yapalım şöyle ağız tadını. Hem de lokanta usulü yapacağız hem de sucuklu yapacağız. Evet. Biraz klasiğin dışına çıktık. Evet. Çok da severim. Ne yapalım şimdi? Soğanlarımızı doğramayla başlayalım tamam. Önce. Islattığımız kuru fasulyelerimiz evet. Var. Onlar hazır burada. Gece önceden, akşamdan. Evet. Bu arada böreğimiz de fırında. Az sonra onu da çıkartacağım. İyicene böyle kabardı, pişiyor. Kuru fasulyeye şimdi sucuklu yapacağız ama içinde böyle kemik suyu da kullanacağız. Bir de sucuklunun da bir formülü varmış. Şenel dedi ki öyle hani herkes önceden koyar sucuğunu bile evet, pişirir ama. Evet içinde haşlanmaması lazım. Sucuğunu kavurup üzerine servis esnasında konması lazım serviste ki koyacağız. Evet sucuk tadından bir şey kaybetmesin. Evet. Yani birlikte yapınca hata mı oluyor aslında? Hata oluyor. Böyle sucuğun tadı çok çekici gelmiyor. Hı-hı. Haşlanmış böyle şey gibi oluyor. Öyle sevilmiyor genelde. Bir de sarımsak kullanacağız efendim. Evet. Genelde kullanıyormuş Şenel'de. Ben bir yandan yağımı koyayım mı ayçiçek yağımı? Koyalım. Soğanlarımızı doğrar doğramaz atacağız. Tamam. Hem biraz tenceremiz de ısınsın. Daha sonra da güveçte fırına vereceğiz. Hepsini evet. Birleştirip. İki tane soğan yeterli olacak yeterli. Herhalde değil mi? Sık yapar mısın kuru fasulyeyi evde? Çok sık yapıyorum. Evde sevilen bir yemek olduğu için. Bunun da yanına hep böyle bir pirinç pilavı olmazsa pirinç olmazlar. Pirinç pilavı olmazsa olmaz cacık ve de soğan. Soğan değil mi? Evet kesinlikle atayım soğanımızda. Atayım içine. Şöyle atalım. Ben şöyle soğanlarımızı bir soteleyeyim. Bu sırada bir böreğimize de göz atalım. Ne durumda? Evet şöyle de göstereyim. Güzel güzel kızarmaya başlamış üstü. Biraz daha kızarsın. Of sosunu da bol koyduk ya. Evet. Çekmiş sos da şahane gözüküyor. Burada kemik suyu, et suyu kullanmak önemli herhalde. Lezzeti bayağı değiştiriyor. Fasulyenin evet lezzetinin güzel olması için, lokanta lezzeti vermesi için kemik suyu şart. Şart. Evet. Onu mesela kasaptan ne diye istemek lazım? Kasaptan direkt ilikli kemik diye isteyebiliriz. İlikli. İliğin evet. Tadı başka oluyor çünkü lezzet evet. Değil mi? Veya böyle parçalık et alırsak. Hı hı. Kemikli et alırsa. Mesela çocukları da yapıyoruz. Aynen. Ali Demir'e, Can'a yemeklerine koymak için. Evet. Onları yapıp... Aslında her yaşta atıyoruz. Lazım. Kemik suyu bu aralar bayağı bir moda. Kolajen için evet. İlik çok faydalı bir şey aslında değil evet, mi? Evet tabii. Atalardan kalma. Biraz kavrulsun. Bayağı böyle minik. Dişe gelmesin diye evet. Rende yapınca eziliyor. Böyle olmuyor işte. Rende yapınca biraz daha dağılıyor, kayboluyor. Eziliyor. Biraz daha kavrulsun öyle mi koyalım, atalım mı? Soğan iyice pişti. İyice ne pişti yani. Evet. Sarımsakları acele etmiyoruz koymak için. Evet acele soğanımızı etmeyeceğiz. Kavuralım. Salçasıyla birlikte koyacağız evet. Aha, sonra sarımsak, salçalarımız. Evet. Üzerine de kuru fasulyemiz. Evet. Ve tabii suyu. Ki kemik suyumuz. Soğanlarımız kavruldu. Evet, sarımsaklarını ekleyelim. Atalım. Onları da şöyle bir döndüreyim. Evet. Salçasını hemen. Hem domates hem biber evet. Salçası değil mi? Birer yemek kaşığı kadar alalım. Şöyle güzel biber. Bol salçalı olsun. Domates. Biberi bol alalım. Biberi bir tık fazla evet. Alıyorum. Oo. Rengi güzel şöyle olsun. Şöyle salçalı. Böyle domates salçasını az, biber salçası biber daha salçası çok kullandım. Biber salçası daha çok. Biraz şöyle ezelim değil mi? Tuz evet. Karabiber ekliyor muyuz bu aşamada? Suyunu ekleyeceğiz. Suyunu bu ekleyeceğiz aşamada. Tamam. Hı-hı. Şimdi fasulyemizi de bir tık geceden haşladık. Bir tık hı-hı. Kaynatıp suyunu döktük. Hı-hı. Şu an hazır. Şimdi bu yemekler de bol salçalı güzel oluyor değil mi? Evet salçası. Böyle açık renk olmuyor yani. Biraz salçalı. Kuru fasulyeyi gösteren renkte. Salçası olacak. Aynen. Kırmızılı aynen. Olacak. Ekleyelim mi? Evet. Ekleyelim.
şimdi ben bu fasulyeyi sabahtan geç geceden ıslamıyorum Pelin Hanım. Sabahtan kalkıyorum. Direkt böyle bir ocağa alıyorum kuru fasulyeyi. Bir tık böyle kaynıyor. Üzerine böyle bir beyaz köpük birikiyor. Onu mutlaka almak lazım. Çünkü lezzetini bozar fasulyenin. Onun köpüğünü alıyorum. Tekrar o kaynattığım suyla ağzını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Akşama kadar ıslanıyor. Onu öyle bekletiyorsun. Tamam. Bütün gazı gidiyor. Son derece zararsız hale geliyor. Rahatsız etmiyor o zaman. Hayır. Evet, mideyi falan hiç rahatsız etmiyor. Öyle daha iyi oluyor. Akşam da direkt suyunu süzdürüp direkt pişiriyorum. Güzel daha kolay pişiriyor. Yani evet. O köpüğü falan almak önemli demek. Evet, direkt böyle ıslanır ıslanmaz pişirince lezzeti o kadar şey olmaz. Şimdi biz buna biraz kemik suyu koyacağız. Ekleyelim. Kemik suyumuzu alalım. Şöyle. Direkt içine boşaltayım istersen. Evet. Yavaş yavaş bakalım. Fasulyenin önemli noktalarından birisi de suyunu azar azar eklememiz. Öyle mi? Piştikçe ilave etmemiz gerekir. Yoksa suyuyla birlikte bağdaşmaz. Helmeleşmez. Biraz da ekleyelim. Bir noktası varmış bayağı kuru fasulyenin ya. Bazen arkadaşlardan soran oluyor. Diyorlar ki hani kıvamı ne için, nasıl tuttururuz suyuyla fasulyeler ayrı durmasın. Diyorum azar azar ekleyeceksiniz, piştikçe ilave edeceksiniz. Evet, böyle çorba gibi içine yüzdüğü zaman hakikaten öyle keyifli olmuyor tadı da. Evet. Birazcık daha koyalım, pişmeye bırakalım. Tuzunu ekleyelim. Tamam. Şimdi mesela piştikçe suyunu ekleyeceğiz. Evet. Tamam. Bu ilk pişme aşaması için iyi. Şuradan o zaman tuzunu. Şimdi salçayı da bol koyduk, o yüzden tuzu çok koymayayım. Evet. Şöyle yeterli galiba. Yeterli. Bir küçük ucundan. Bir de karabiber. Karabiberini en son ekleyelim. En son, şimdi değil. Tamam. O zaman daha su ekleyeceğiz. Piştikçe, Şenel'in dediğine göre bağdaşsın diye çektikçe istedikçe vereceğiz. Aynen. İstediğimizde söyleyecek inşallah. Hadi bakalım, pişmeye bırakalım. İstedikçe ekleyeceğiz. Ondan sonra artık sucuklarını ayrı bir yerde kızartıp üzerine ekleyeceğiz. Tamam. Bu böyle istedikçe arada biz bunun suyunu vereceğiz. Koyabiliriz biraz da su. Biraz daha koyayım mı? Koyalım. Hepsini koyalım isterseniz. Olur. Hepsini alalım. Tamamdır. Birkaç kaynadıktan sonra böyle ara ara su eklemek gerekiyor. Evet. Şimdi biz o zaman bunu arka ocağımıza alalım. Bu arada güzelce pişsin. Sonra bunu sucuklarını yaptıktan sonra birleştireceğiz güveçte. Kuru fasulyeye. Onu unutmadık tabii. Arkada pişiyordu. Sana şöyle sucukları vereyim. Ben de şuradan fasulyeyi buraya getireyim. Çünkü artık güveci alacağız onu. Evet, üzerine sucukları doğrayacağız. Şöyle alalım. Ben sucuklarını doğrayayım. Tamam. Uf, bakar mısınız? Hala fokur diyor. Lokanta usulü kuru fasulye. Oh. Mis. Kıvamı şu an çok güzel. Evet. Böyle soslu sulu gibi oldu. Evet. Çok zaten duru bir kıvam istenmez fasulyede. Öyle mi? Öyle olmasın. Bu arada sucuklarını ayrı bir tavada kızartıp koymuyoruz. Zaten fırında kendinden pişecek. Direkt üzerine dizip fırına vereceğiz. Şöyle normalde tavada kavurup servis esnasında koymak gerekiyor. Bakın hakikaten öyle su içinde yüzen bir kuru fasulye değil, böyle soslu bir kuru fasulye gibi oldu. Şöyle güvecimizi onu dizeyim. Evet, salçasını iyi ki bol koyduk. Çok güzel oldu. Oh. Güvecin de lezzeti ayrı oluyor değil mi? Sonra böyle bir fırında pişme süresinde. Güveç lezzeti diye de bir şey var. Çok lezzet veriyor fasulyeye de. Bazen pastırmalı da yapıyorlar, o da güzel oluyor. Evet, o da aynı çok şekilde güzel. Mesela o zaman sucuk gibi çiğden pastırma üzerine koyup fırına mı atmak lazım? O da öyle. Yoksa birlikte mi pişirmek gerekiyor onu? Fırına atmak daha mantıklı. Yani önceden fırına atmayacaksak lezzeti gidiyor diyorsun. Fırına atmayacaksak. Kavurup üzerine koymak gerekir. Suyun içinde sucuklar veya pastırma beklememeli. Beklememeli, anladım. Birazcık su eklesek mi fırında pişme payı ekleyelim, kadar? Ekleyelim değil mi? Azıcık. Bir tık su ekleyelim şöyle biraz sıcak su. Normalde böyle iyi ama fırına da atacağımız için aynen. Çok kurumaz. Şöyle bir üstünden gezdireyim istersen. Gezdirin hafif. Güzel. Yeterli sanki. Fırında biraz tabii kuru pişirdiği için yemekleri. Evet.
Bu arada ben pul biberi yağımızı atıyorum. Yağımızı bir bakalım ısındı mı? Şöyle. Cızırdamaya başlayacak. Daha cızırdamamış. Başladı. Evet. Ne kadar atayım? 2 kaşık kadar. Şöyle sadece pul biber evet, attım tamam. Değil mi? Başka nane falan bir koyuyoruz. Bir de karabiber. Içine. İçine mi? Onun içine mi karabiber evet, atayım? Evet, evet. Hmm. Yağın içine karabiber atacağız. Evet. Şimdi bu pilav pişince ben pilavı bir kere karıştırayım. Hemen zaten suyunu çekiyor değil mi? Hemen, bulgur hemen çekiyor. Bu da şöyle iki tıkırdasın altını kapatacağız galiba. Yani böyle minik bir yağ gezdirme değil, bayağı aslında bolca yağ. Bayağı bolca yağ olması lazım. Pelin Hanım birazcık su alabilir miyim? Ekleyelim. Tuzunu atacağız. Şöyle. Birazcık ekleyelim. Kadar bir kuru fasulyeyi tamam. Sucuklarını koyup fırına atalım. Fırına atalım hemen. Güzelce koyacağız. Dilerseniz dediğimiz gibi pastırma ne tercih ederseniz koyabilirsiniz. Elbette. Et de olur. Et yani pişirmiş, haşlanmış etlerine de koyabilirler. Sonra da evet. Üstüne koyup fırına atabilirler. Hı-hı. Kavrulmuş veya eskiden büyükler yapardı ya kavrulmuş et böyle kavurma kaldırırlardı. Vallahi fena. O da güzel olur. Tam denk geldi. Çiçek gibi yaptım valla. Evet. Hadi evet, bakalım. Fırına vereceğiz. O zaman fırına gidecek. Ne kadar süre fırında pişiyor? 20-25 dakika sucuklar kızarana kadar fırında kalması zaten. Yeterli. Fırınımızın ısısına bağlı. Evet. Soframızı şimdi kurduk. Kuru fasulyemiz de pişti. Hemen evet, onu hemen alalım. Lokanta usulü kuru fasulye yaptık. Hatta güzel de sucuklar koyduk üstüne. Böyle sucuklu mis gibi bir fasulye oldu. Artık soframıza da kurduk. O zaman tadıma geçebiliriz. Bakalım lezzetler nasıl olmuş.